Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde böyle makinanız olmadan sucuk nasıl yapılır, hem de orijinal sucuk nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Arkadaşlar bomba bir tarif daha geliyor. Dediğim gibi makine kullanmayacağız. İnanılmaz pratik, artık herkes evinde kendi orijinal sucuğunu yapabilecek. Ve size şöyle bir şey yapacağım, bir de normalde bunun yapım setini buldum. Yapım seti derken baharatları hazır, bağırsağı hazır, ipi hazır, her şey böyle hazır bir şekilde, steril bir şekilde gönderiliyor. Bunu da bir takip takipçimin babası yapmış, o da bana gönderdi. Ben de sizler için yapmaya karar verdim. Önce kasaba gideceğim, çok güzel bir et alacağım. Böyle etin hangi tarafından aldığımı göstereceğim. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. 1,5 kilo dana kaburga alacağım. Şöyle göstereyim. Ne kadardı kilosu? 55 TL. Yarım kilo da kuzu kaburga alacağım. 1,5 kiloya yarım kilo olacak şekilde. Bunun kilosu ne kadar? O da aynı. Toplam ne yaptı? 110 TL değil mi? 110 TL. Şimdi bunları kıyma makinesinden geçireceğiz. Tek sefer mi geçiriliyor sucukta? İki sefer. Sucuk için iki sefer. Birinci sefer çekildi. Şimdi ikinci sefer çekiliyor. Malzemelerimi ayarladım. Şimdi yapılışına geçiyorum. Şöyle Göktürk baharattan bu geldi bana. Yani nasıl oldu? Şöyle oldu. Instagram'dan ve YouTube'dan beni takip eden bir takipçim bana ulaştı. Ve babasının hani bu işi yaptığını söyledi. Babasının bu geleneksel sucuk yapım setinin satışını yaptığını söyledi. Ben de böyle ilgimi çekti. Bana linkini yolladı. Videosunu gönderdi. İçerisinde neler var? Şöyle göstereyim size. Şöyle şu da çıkıyor zaten. Şöyle bunu açıyorum hızlıca. Gördüğünüz gibi eldiven çıkıyor. Yaparken kullanmanız için, aynı şekilde sucuğu yaptıktan sonra böyle ipini bağlamanız için ip çıkıyor. Ayrıca bir de şu şekilde doğal bağırsak çıkıyor içerisinden. Şöyle göstereyim. Aynen bu şekilde. Bir de bu zaten olmazsa olmazlardan sucuk harcı. Yani sucuğu yapmak için her şey var burada. İpine varana kadar, böyle eldivenine varana kadar her şeyi bu şekilde gönderiyorlar. Bunun fiyatını söylüyorum, 15 TL. Bunun linkini ben yine aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Türkiye'nin her yerine de kargo ile gönderim yapıyorlar. Bu çekimden ben reklam almıyorum, yanlış anlamayın. Tamamen bunu çok beğendiğim ve takipçime destek olmak için yapıyorum bunu. Zaten uzun süredir ben de böyle sucuk yapmayı düşünüyordum. Benim için de çok güzel oldu bu. Şimdi nasıl yapıldığını size göstereceğim. Tepsinin içerisine çektirdiğim 2 kiloluk kıymayı ekliyorum. Her 1 kilo için 50 gram, yani 1 paket sucuk harcı, şurada zaten görüyorsunuz, 50 gram sucuk harcını ekliyorum bunun içerisine. Ben 2 kilo yapacağım için 2 tane sucuk harcı kullanacağım. Yani 100 gram tutuyorum, üzerine ekliyorum. Ya ekler eklemez öyle güzel koktu ki anlatamam. Çok güzel bir harca benziyor. Mis gibi kokuyor çünkü. Çok hoşuma gitti benim. 2 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Eğer 1 kilo kullanacaksanız 1 yemek kaşığı ekleyin. Bunu iyice yoğuruyorum böyle. Tüm malzemeler iç içe girecek. Homojen bir kıvama gelecek. Daha sonra diğer işlemlere geçeceğim. Ama bunu iyice yoğurmanız gerekecek. Şöyle söyleyeyim size. 5 dakika boyunca bunu bu şekilde durmadan yoğuruyoruz. Gerçekten insan heyecanlanıyor. Düşünsenize kendi evinizde kendi sucuğunuzu kendiniz yapacaksınız. Çok güzel bir şey bence bu. Hem doğal, içinde ne var ne yok hepsini biliyorsunuz. Koyduğunuz böyle dana eti mi, kuzu eti mi kendiniz ayarlayabilirsiniz. İlla böyle karıştırmanıza gerek yok. İsterseniz böyle sırf dana etinden yapın, isterseniz sadece kuzu etinden yapın. Bu tamamen kişisel zevk. Ben kuralına göre yapmaya çalışıyorum şu an. Yani 1,5 kilo dana eti kullandım. Yarım kilo da kuzu eti kullandım buna. Evet, bunu 5 dakika boyunca yoğurdum. Böyle çok güzel oldu rengi. Tam istediğimiz gibi muhteşem gözüküyor. Şimdi böyle bir parça bunu düzeltiyorum. Şimdi bunun üzerine streç filmle kapatacağım ve buzdolabına vereceğim. Bir gün böyle buzdolabında bekleyecek o eklediğimiz baharatla bu zaten iyice pişmiş olacak. İstediğimiz kıvama gelecek. Daha sonra bağırsağına geçireceğiz. Üzerini streçle kapatıyorum. Böyle her tarafını kapatalım. Böyle iyice gerdiriyorum. Evet, her tarafından kapattık. Şimdi artık bunu buzdolabına ekleyebiliriz. Tam tamına bir gün buzdolabında beklettim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Eti streç filminden çıkardık. Şöyle söyleyeyim, bunu şimdilik bir kenara alalım. Bağırsaklarını ayarlayacağız. Şöyle bir karıştırma kabının içerisine 2 su bardağı su ekliyorum. Bu tam 2 su bardağı alıyor zaten. 1 çay bardağı sirke ekliyorum.
Şöyle gördüğünüz gibi bağırsaklar var. Bunların içerisine ekliyorum ve bastırıyorum. Hem burada temizlenecek, hem bir parça yumuşayacak, istediğimiz kıvama gelecek. Zaten temizler ama yine biz ne yapacağız? İçimizi garantiye alacağız. Yine böyle temizlenmesi için bir parça sirkeli suda bekletiyoruz bunu. Bunu 10 dakika kendi halinde bu şekilde bırakıyorum. Evet, bağırsaklarım bir 10 dakikadır bu şekilde kaldı. Şimdi bunları çıkaracağım. Bir tatlı sudan geçiriyorum. Daha sonra kurulayacağım ve artık hazır. Şöyle tatlı sudan geçirip şöyle musluğun üzerine astım. Böyle suyu yavaş yavaş bir aksın. Bir 10 dakika bu şekilde bekleteceğim. Fazla suyunu süssün diye. Şimdi şöyle yapacağız. Bende sucuk makinesi var. Şöyle aparatlarını da göstereyim. Ama ben ne yapacağım? Herkesin yapabilmesi için sucuk makinesiyle yapmayacağım. Öyle bir yöntemle yapacağım ki herkes evinde yapabilecek. Elimde şöyle bir şişe var. İlla Schweppes şişesi olması gerekmiyor. Normal bir şişeyi alıyorsunuz. Şu kısmı çıkarayım. Rahat bir şekilde çalışabilmek için yapıyorum bunu. Böyle size göstereceğim. Çünkü bunu keseceğiz bir parça. Komple bunu çıkardım. İnatçı çıktı. Şişemiz artık hazır. Şişeyi şuradan bir keseyim. Şöyle batırıyorum ve kesiyorum. Olay işte budur. Ben dediğim gibi makina kullanmayacağım. Makinamız işte hazır. Şişenin bir uç kısmını alacağız. Böyle ince olması önemli. Şimdi bağırsağımızın iki tarafı var. Bir tarafını şöyle bağladım. Sadece bir ucu açık. Açık kısmını da şöyle tutuyorum. Yapmanız gereken şeyi söylüyorum şimdi de. Şöyle tutup şişenin ağzına doğru şöyle geçiriyorum. Şöyle iyice kavrasın. Gördüğünüz gibi. İyice kavradıktan sonra ne yapacağım? Bunu içine doğru alacağız. Aynen gördüğünüz gibi. Hepsini içine doğru çekiştiriyorum. Burada amacımız içerisine et koyarken şu tam bağlı kısma girmesi gerekiyor etin. Onun için bunu şöyle tutuyorum ve içine doğru şu şekilde çekiştiriyorum. Şişenin uç kısmını hepsini topladım. Gördüğünüz gibi bağlı kısım burada kaldı. Şimdi ne yapacağız? Bunun içerisine artık o hazırlamış olduğumuz eti ekleyip ekleyip içine sıkıştıracağız. Şimdi bunu bir kenara alayım. Şöyle göstereyim. Şöyle dursun. Etimden şöyle bir parça alıyorum. Şöyle bir parça toparlayayım. Kendisine yol vereyim. Böyle uzun ince olsun. Hatta şöyle yaparsınız. İstediğiniz uzunluğa getirdikten sonra şöyle tutup içerisine ekleyip daha sonra bir şeyle böyle bastırabilirsiniz. İçerisine. Daha sonra içerisine bastırın. Makine mantığı. Görüyorsunuz nasıl da doluyor içerisine. Ne yapacağız? Yine etimizden ekleyeceğiz bunu. Şöyle içerisine bastırıyoruz. Şunun güzelliğine bakın ya. Burada şu çok önemli. Kontrolü bırakmayın. Şunu hep böyle geriye doğru çekiştirin ki içine iyice sıkışsın. İçi tamamen dolsun. Bir de size şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi içerisinde bir parça hava kaldı. Onu şöyle bir parça alıyorum. Şöyle 2-3 yere hatta şöyle herhangi bir kürdanla havasını almamız için iyice sıkışsın diye deliklerini açtım ve ne yaptım? Şöyle elimle o havasını başta bir aldım. Çünkü burada sıkıştıracağız. İyice içinin dolması gerekiyor. Burada yapmanız gereken tek şey şunu böyle kontrollü sıkı bir şekilde tutmak. Tuttuktan sonra yapacağınız şeyi gösteriyorum. İçerisine eti dolduracaksınız. Bunu sıkıştırırken çok az bırakacaksınız. Tabii ne yapacağız? Başta iyice dolmasını sağlayın. İyice dolduktan sonra elinizle şuradan bırakmaya başlayın. Yani bir yandan böyle buradan bastırıyorsunuz. Diğer yandan çok az bırakıyorsunuz. Görüyor musunuz nasıl da doluyor? Ve bu şekilde bunu dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi zaten rahat bir şekilde doluyor. Gördüğünüz gibi hava kabarcıkları oldu. Yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Şöyle bir parça alın. Uca doğru getirin. Zaten oralara delik açmıştık. Hava kabarcıkları çıkacaktır. Yeni gelenlerin devamına delik açmamıştık. Onları da açalım delik. Hava rahat rahat çıksın. Rahat çıksın. Ve tekrardan elinizle bastıra bastıra o uç kısma doğru götürüyorsunuz. İyice sıkıştırın. Hava kalmaması çünkü çok önemli burada. Sıkıştırarak zaten bu işlem bitecektir. Hava da açtık zaten. Olay işte budur. İyice bunu sıkıştırdım. Şimdi bu kısmı kaldı. Bu kısmını da tutuyorum ve bağlıyorum. İstediğim şekilde oldu bence. Çok da güzel gözüküyor. Tam istediğim gibi. Bundan sonra yapacağınız iş çok basit. Şöyle tutuyorsunuz. Hava kabarcıkları nerede varsa tutuyorsunuz. Onu patlatıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mesela burada bir parça var. Şöyle tuttum, patlattım. Her taraf iyice sıkışsın. Fazla hava kabarcığını şöyle alın. Çok da fazla bastırmayın. Bu sefer patlar. Emeğiniz boşa gitmesin. Son durumu bu. Evet, sucuğumuz çok güzel oldu. Şekli muazzam. Şimdi ipimle şu uç kısımlarını birbirine bağlayacağım. Önce bunları birbirine bağlayayım. Şöyle tutayım. Hop. Şunları şöyle bağlıyorum. Bunu da asmak için yapacağız aslında. Artık bunu şu şekilde asabilirim. Olay işte budur. Sucuğumuz
Hazır, muazzam ya. Gördüğünüz gibi makine kullanmadan %100 et olacak şekilde sucuk. Ben buraya asmayacağım ama şöyle herhangi bir yere asmanız gerekecek. Ben bunu yerini değiştireceğim. Sadece size göstermek için yapıyorum. Böyle havada askıda kalması gerekiyor. Böyle dışarıda 3 gün bekleteceğiz. Daha sonra dolaba alacağız. Dolapta da 3-4 gün bekleteceğiz. 3 gün sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Ben bunu kurutma işlemine dışarıda dediğim gibi 3 gün bırakıyorum. Bu arada kalan eti ne yapacağız? Bunları da sucuk içi yapacağım. Onu başka bir tarifte size anlatacağım. Ama bir tane şu şekilde bana yeterli, gerisini ben sucuk içinde kullanacağım. Arkadaşlar sucuğu yaptık. 3 gün dışarıda dinlendirdim. Beklettim daha doğrusu. Bir günde buzdolabında beklettim. Çıkardım ve sonuç bu. Dış kabuğunu soydum. Şöyle biraz yumuşak yapısı var. Böyle size göstermek için artık Kurban Bayramı da geldi. Kurban Bayramı'nda böyle güzel bir sucuk yapmanız için size de göstereceğim. Şimdi birazdan bunu dilimlemeye geçiyorum. Size şöyle söyleyeyim. O orijinal sucuğun kokusunu unutmuşuz ya. Ben bunu gördüm. Böyle öyle güzel kokuyor ki anlatamam ya. Böyle kendin yapınca demek ki bu kadar kokusu bu kadar güzelmiş. Şöyle başta bir parça şöyle kopar. Görüyorsunuz yumuşaklığını. Aynen bu şekilde. Şimdi bunu kenara alıyorum. Şimdi sucuğumu ufak parçalara ayıracağım. Ve dikkatli bir şekilde ayırmak gerekiyor. Çünkü taze olduğu için böyle parçalanabiliyor zaten. Gördüğünüz gibi içi böyle daha yumuşacık. Bunu bekletirsek belki daha da güzel olacak ama dediğim gibi ben dayanamadım ve bunu artık böyle yiyeceğim. Ama zaten görüntüsü zaten böyle tam böyle kasap sucuğunun görüntüsü değil mi? Çok güzel gözüküyor. Şöyle devam edeyim kesmeye. Bunun üzerine böyle bir pişireceğiz. Böyle bir iki belki yumurta kırarım. Bilmiyorum, sade de yiyebilirim. Daha tam karar vermedim. Birazdan belli edeceğim bunu. Bazıları böyle seviyor zaten. Biraz böyle yumuşak olmasını daha çok seviyorlar. Özellikle bu mangalda öyle lezzetli olur ki anlatamam size ya. Şunun görüntüsüne bakın ya. Ye beni diyor resmen. Şimdi bunları pişirmeye geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Şöyle mis kokulu sucuklarımı tutuyorum ve tavaya ekliyorum. Arkadaşlar sucuk ekmek yapmaya karar verdim. Ya şu güzel sucuğu sadece böyle yumurtayla bilmiyorum olmazdı gibi. Tabii ki de çok güzel olur, olmaz değil ama böyle sucuğun tadını daha iyi alabilmek için böyle ekmek arası yapacağım. Bir belki bir parça böyle soğan eklerim, bir parça da domates. Başta yağ eklemeyeceğim. Sonucu ben de çok merak ediyorum. Acaba yağı, kendi yağı yeterli olacak mı? Eğer yeterli olmazsa bir parça tereyağı ekleyebilirim buna. Evet, ufaktan tava ısınmaya başladı. Sucuğun da yağı çıkmaya başladı görüyorsunuz. Bence buna gerek yok gibi, öyle duruyor zaten. Böyle çok az ısındıktan sonra görüyorsunuz nasıl da yağ çıkıyor zaten. Buna yağ eklemeyeceğim. Böyle çok yağlı olsun istemiyorum. İyice böyle o sucuğun lezzetini alalım. 2-3 dakika pişirdim. Şimdi bunları çevirebilirim artık. Ya öyle güzel koktu ki arkadaşlar anlatamam size ya. Ya gerçekten çok güzel koktu. Ya herkes bence kendi evinde kendi sucuğunu kendi yapması gerekiyor ya. Bir kere de olsun böyle yapması gerekiyor. Emin olun o dışarıdan aldığınız kokuyla bunun arasında ciddi fark var. Bunun böyle kokusunu aldığınız gibi böyle yiyesiniz geliyor. Size zaten yapılışını gösterdim. Herhangi bir makineye bile gerek yok zaten. Evet, sucukların diğer yüzü de 2-3 dakika pişti. Şimdi artık bunları çıkarabilirim. Şuna bakın ya. Lokum kıvamına geldi. Bunun altını kapatıyorum. İyice pişti. İstediğim kıvama geldi. Şu çıkan yağa bakar mısın? Hiç yağ eklemesi yapmadım. Tam istediğim kıvamda oldular. Şimdi dürümcüğümü yapmaya geçebilirim. Şöyle ufak bir ekmeğim var. Bunu böyle közmatikte kızarttım. Böyle arkalı önlü iyice ısındı. Dışı yumuşak, içi böyle çıtır çıtır oldu. Şimdi bunun içerisine domates ve soğan ekleyeceğim. Böyle bir parça soğan yaptım. Üzerine sumak ekledim. Şöyle tutuyorum ve her tarafına çok fazla değil. Böyle az bir şey iyice sucuğun tadını alalım. Domatesden ekliyorum. Şöyle 2-3 parça. 3 parça yeterli hatta. Şimdi de sucuklarımdan alıyorum. Şöyle tutayım. Mis gibi sıcacık. Böyle her tarafına ekliyorum. Efsane bir böyle dürümcük bizi bekliyor. Şunun güzelliğine bakın ya. Gerçekten muazzam. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunu kapatabilirim. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadımı yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Oo. Sucuk efsane olmuş ya. Emin olun dışarıda böyle sucuk yiyemezsiniz. Ya bu kadar da iddialıyım size. Mümkün değil yiyemezsiniz. Bu kadar lezzetlisini çok zor ya. Gerçekten çok zor. Şöyle devam edeyim. Bunu ancak kendi evinizde yapabilirsiniz.
%100 et. %100 dana ve kuzu karışımı et. Çok iyiyim. Devam ediyorum. Oo. Mis gibi. Ya ben bu lezzeti tattıktan sonra kolay kolay böyle zorda kalmadıkça dışarıdan sucuk almam yani. Arkadaşlar ben yemeye devam ediyorum. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.